Vektör alanlarla ilgili e, temel bilgileri verdik. Şimdi biz vektör alanlarına çok ihtiyaç duyacağız. Yani Riemann geometrisindeki e, ve ileri diferansiyel geometrideki hemen hemen her şeyi vektör alanları yardımıyla yapıyoruz. Çünkü onlar bize manifold hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Dolayısıyla vektör alanlarını kullanarak yapacağımız bazı işlemler var. Bizim için önemli olan işlemler. Bunlardan birincisi yöne göre türev. Bu yöne göre türevi birçok aşamada görüyoruz. Şimdi burada da vektör alanı yönündeki türev alacağız. Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. X bizim vektör alanımız olsun. F de manifold üzerinde bir fonksiyon olsun. F'in türevini alacağız. Bu bu şekilde gösterilir. F'in bunun anlamı F'nin X yönündeki türevi. X yönündeki türevi. Nasıl tarif ediliyor? Bakın şöyle. Bu X, F dediğimiz aslında manifold üzerinde bir noktayı alıyor ve bize bir noktayı alıyor ve bize bir real sayı veriyor tamam mı nasıl tarif ediliyor şöyle ki x f p eşittir x p f bu şekilde gösteriliyor tabi şu anda henüz tarifini yazmadık sadece şu anda notasyonu yazdık yani böyle gösteriliyor arkadaşlar çünkü bakın vektör alanı dediğimiz bir koleksiyonlu. Biz onu noktaya bağladığımız zaman neye dönüştü? Tanjant vektöre dönüştü. O zaman bunun yani xf'in p noktasındaki değeri f'nin xp yönündeki türevi. Şöyle düşünün. Sizin bir vektör alanınız var. Biraz önce anlattığımız gibi şöyle bir vektör alanınız var. Tamam mı? Bir de f fonksiyonunuz var. F fonksiyonunun bu vektör alanı yönündeki türevi demek her bir vektör alanına göre her bir her bir vektöre göre değişimini hesaplamak demek. Ama bunu bir noktaya bağladığınız zaman mesela şöyle bir noktaya bağladığınız zaman o zaman sadece bu vektör yönündeki türevini almış oluyorsunuz. Tamam mı? Bunu öyle yorumlayabiliriz. Sadece e, sembolik ve formal bir tanım verdik. Henüz ve bu türevin nasıl hesaplanacağını söylemedik. Oraya geleceğiz. Şimdi bunun bazı özellikleri var. E, Teorem 3.12 bu özelliklerden bahsediyor. Şöyle diyor teorem 3.12. Her lambda nü eleman r her fg eleman fm yani m üzerindeki c fonksiyonlar ve her x y eleman m yani iki tane vektör için birincisi f x artı g h, h'ın bunun yönündeki türevi ne oluyor bakın f x H, artı g y H. Yani arkadaşlar e, bu lineer bir dönüşüm oluyor. Bu dönüşüm lineer bir dönüşüm oluyor. Burada bir şey vurgulamam gerekiyor. Şimdi burada e, klasik anlamdaki analize göre iş biraz daha karışık. Nasıl karışık? Şimdi bizim bakın kaç tane elemanımız var. Bir lambda var, fg var, xy var. Buradaki lambda nüler sabit reel sayılar. Bunlar sabit. FC'ler ise birer skalar. Aslında onlar da sabit bizim gözümüzde. Onlar birer skalar. Skalar yani vektörel değil. XC ise bir vektör. Dolayısıyla biz mesela türev hesaplarken, diferansiyel hesaplarken lambda'yı sabit sayı alıyoruz. F'i de sabitmiş gibi düşünüyoruz birçok noktada. Yani bir katsayı gibi düşünüyoruz. Çünkü o da bir skaler oluyor. O yüzden burada bakın F dışarıya çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar ama mesela şurada öyle değil bakın. İkinci özelliği yazalım. İkinci özellikte x lambda f artı nü g. Bu ne oluyor? Lambda x f artı nü x g oldu. Niye? Çünkü lambda ve nü sabit sayı. Onların türevleri zaten sıfır. Eğer çarpım türevi gibi düşünürsek. Dolayısıyla onları direkt dışarı alabiliriz. Yani türevin özelliği bildiğimiz özellik, direkt dışarı çıkar. Üçüncüsü, bakın f çarpı g dediğim zaman bunu şöyle yazamıyorum. f x g diyemiyorum, değil mi? Burada Leibniz kuralını uyguluyorum. Ne diyor Leibniz kuralı? Çarpım olduğu için birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi, değil mi? Çarpı birinci yöne göre türevin önemli özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi bunların hepsinin ispatını yapmayacağım ama bir tanesini yapayım. Diğerlerini siz uğraşın. Ee, yardım almanız gerektiğinde de kitaptan yardım alabilirsiniz. Mesela birincisini yapalım. Bir. Her P eleman M için. Şimdi biz vektör alanını yukarıdaki tanıma bakarsanız bakın ne yaptık? Noktaya bağladık. Bak, noktaya bağladık. O yüzden nokta üzerinden hareket edeceğiz. Her P eleman M için Fx artı Gy H P diyorum. Tamam mı? Bu ne? Yukarıdaki tanıma bakın. bakın aynısı. X F P. X P. F'miş. Burada tabi X dediğimiz şurası oluyor. O zaman şöyle olacak. F X artı G P parantez içinde H olacak. Bunu da şöyle yazabilirim. fp xp artı gp p h. Bu yazılışlara dikkat edin bakın yavaş yavaş şeyleri oturtuyoruz. Dersin kendine özgü notasyonlarını. Şimdi p'deki bunun p'deki değeri demek bu. Bunun p'deki değeri dediğim zaman f bir fonksiyon olduğu için fp olacak. Ama vektör alanı da bir vektör alanında bir fonksiyon ama ben onun p'deki değerini böyle gösteriyorum. Yani şöyle göstermiyorum. Gösterebilirdik belki ama genel kullanım bu şekilde. Tamam mı? Ayrıca arada fark var. Bu bir sayı skaler. Skalar diyelim sayı demeyelim. fonksiyon. Buysa bir vektör. Tamam. O zaman burada şunu yazabilirim. fp xph artı gp yph bu da arkadaşlar şöyle yazılabilir. Fp bakın şu xp h'ı ben şöyle yazabilirim. x x h p doğru mu? Ötekin de aynı şekilde gp y h p de yazabilir miyim? Yazabilirim. Problem yok. Sonra şu fp'yi de dışarı alalım. Nasıl? Bakın şöyle f x h P diye böyle yazabilirim. Artı G YH P şeklinde yazabilirim. Bakın P'leri kaldırın. Yukarıdaki eşitliği ne yaptık? Elde etmiş olduk. Dolayısıyla bu şekilde ispatını yapabiliriz. Diğer iki tanesiyle de lütfen uğraşın. Çünkü bunlarla uğraşmak bu derste ilgili becerinizi geliştirir arkadaşlar. Aksi takdirde birçok işlem yapılacak ilerleyen aşamalarda orada zorlanırsınız. Peki Teorem 3.13 bize ne diyor bakın. Diyor ki her f eleman her f eleman fm için yani her c sonsuz f fonksiyonu için d I, f yani baz vektörünün türevi f'in baz vektörü yönündeki türevi ne oluyormuş? d f bölü d u I oluyormuş. Del u i oluyormuş. Yani aslında bir fonksiyonun baz vektörü yönündeki türevi neye denk geliyor? Manifold'un koordinat fonksiyonu yönündeki türevine denk geliyormuş arkadaşlar. Nümerik bir örnek verelim. Yani daha böyle gözümüzde canlansın diye. Kitapta örnek 3.21 Şimdi x küçük x z dx artı x y kare artı z d de del y artı x z del z. Bu ki r 3'ün elemanı olsun. Yani r 3'te iki tane bir tane vektör alanı. Y'ye geldim. Pardon bir de fonksiyon vermiş. İkinci bir vektör alanı yazacaktım ben de. Bakın bu yazılışa dikkat edin. Olayı daha iyi anlayacaksınız. Bakın şuradakiler birer fonksiyon. İşte bunlara biz skaler diyoruz. Yani bu x1 oluyor. Bu x2 oluyor. Bu da x3 oluyor. Şunlar da bizim baz vektörlerimiz. Tamam mı? Bunlar da bizim baz vektörlerimiz. Yani yazılışa dikkat ederseniz bu şekilde oluyor. Mesela şimdi sorumuzla ilgili değil ama ben bir örnek seçsem P'de bir, bir nokta seçsem mesela 1, 0, 1 noktasını seçeyim. O zaman bu noktadaki bakın tanjant vektör x, p oluyor. Şöyle oluyor. Ee, bu x, bu y, bu z tamam mı? x çarpı z yani 1. 1 çarpı dx. dx p oluyor. Artı sonra y kare artı z. y kare artı z ne? 1. O da 1 çarpı dy p oluyor. Artı x çarpı z. x çarpı z de yine 1 çarpı dz p oluyor. Bakın benim tanjant vektörüm aslında şöyle yazarsam 1 1 1 oluyor. Yani bu vektör alanının 1 0 1 noktasındaki tanjant vektörü buymuş. Tamam. Şu an konumuz bu değil. Sadece e, sayısal bir örnek üzerinde tanjant vektör ve vektör alanının nasıl gösterildiğini yakalamak için yazdım. Bizim sorumuz şey soruyor bize bir de f fonksiyonu vermiş. f x y, z, r3 üzerinde tanımlı bir fonksiyon. Bu da x y e üzeri y z. Bakın bu fonksiyon her mertebeden kısmi türevlere sahiptir. O yüzden biz bunu şöyle diyebiliriz. Bu aslında f R3'ün elemanıdır. Yani R3 üzerinde C sonsuz bir fonksiyondur. Sorumuz şu. X f'i bulun. Sorumuz X f nedir? Şimdi X f'i bulacağız. Peki bulalım. Ne diyeceğiz? X f eşittir. Önce X'i yazalım. X z dx X y kare artı z dy yazmaktan üşenmeyin. X z dz. Çünkü e, bu yazıma alışmak gerekiyor. Parantez içine de ne yazacağım? X, Y, Z, E üzeri Yz dedik kapattık. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Bakın şöyle oluyor. XZ bir sabit fonksiyon şey sabit derken skaler. O yüzden şöyle oluyor. Dx XYZ e üzeri YZ artı x y kare artı z dy XYZ e üzeri YZ artı x Burada ikisine de xz yazmışız. Öyle mi? Evet öyleymiş. Tamam problem yok. dz x, y, z, e üzerine oldu? y, z oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya dikkat edin. Şu ne demek? Bu içerideki ifadenin x'e göre türevi demek. Çünkü biz onu biraz önce gördük. Bak yukarıdaki teorem bize onu söylüyor. Diyor ki eğer d yönünde türev alıyorsanız bu aslında onun koordinat bileşenine göre türevi demektir. O yüzden oranın x'e göre türevini alacağım. Tamam mı? Şu y'ye göre türevini alacağım. Burada da z'ye göre türevini alacağım. Tamam mı? Bu türevleri alalım. Yazıyorum. x, z Şimdi şu ifadenin bak şu ifadenin kime göre türevini alacaktım? x'e göre. Zaten bir tane x var. O da direkt şey gelecek. y, z, e üzeri y, z Bakalım doğru mu? Evet. Artı bunun da y'ye göre türevini alıyorum. Orada biraz iş biraz karışık. Şöyle yazalım. Niye karışık? Çünkü şöyle yapmamız gerekiyor. Parantezde köşeli yapmayalım çünkü. Gerçi anlaşılıyor ama biz yine de arkadaşlar yazılışlara dikkat edelim. Karıştırabiliriz. Orada da şunu yapacağım parantez içinde. Birincinin türevi xz e üzeri yz artı ikincinin türevi de e üzeri yz'dir. Çarpı birinci x yz. Bu da böyle olacak. Üçüncüye geldik. O da X, Z çarpı bu sefer de zye göre türev alacağım. Yine aynısını yapacağım. xy e üzeri yz yani birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı p. Bir hata yapmışız. Onu düzeltelim. Hatamız şu. Şurada türev alırken yani bunun yye göre türevini alırken bir z katsayısı gelecek. Burada da y katsayısı gelecek. Y çarpı e üzeri yz ve bir de ne gelecek? Ee, x, y, z gelecek. x, y, z olacak. Tamam mı? Burada da işte parantezleri alırsınız. Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Artık kitapta zaten çözümü var. Ee, uzun bir ifade çıkıyor. Şöyle uzun parantezinde e üzeri y, z çıkıyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Aslında biz fonksiyonun türevini alırken katsayılar zaten sabit olduğu için bileşenlerin e, şeylerini alıyoruz. Yani pardon. Fonksiyonun bileşenlere göre türevlerini almış oluyoruz. O zaman bu örnekten de yola çıkarak bakın hemen şu teoremi yazabiliriz. Teorem 3.14 Her f eleman fm virgül her x eleman kime için Her f eleman fm ve her x eleman kime için x'in yani f'in x yönünde türevi aslında şu demek. i eşittir birden n'e x i çarpı d bölü d i demek. Yani artık hangi manifolda göre türev alıyorsak onun koordinat fonksiyonları yönünde türevini alacağız demek. Tamam mı arkadaşlar? Konunun koordinat fonksiyonları yönünde türevini alacağız. O zaman şimdi örnek 3.22'ye bakalım ve bu tanımı kullanarak çözmeye çalışalım. Orada şöyle bir vektör alanı verilmiş. x kare y artı z dy artı x z dz. Bu r3'ün elemanı. r R3 üçün değil. 2 r üçün değil mi? Çünkü bu bir vektör alanı. 2 r üçün bir elemanı. Sonra f fonksiyonumuz da o da şöyle verilmiş. 2x artı yz e üzeri y artı z. Bu da F R3'ün elemanı olan bir fonksiyon olsun. Sorumuz şu. Bunun yine türevini alın diyor. XF ne olur diyor. E şimdi biz yukarıda yazdık. Bakın bizim manifoldumuz için R3. r 3te U dediklerimiz X'lere karşılık geliyor. Yani buradaki örneğe göre X, y Z oluyor. Yani şöyle düşünün. R3 için U1 X U2 Y U3 Z. Zaten bilindik şeyleri yapıyoruz. Hani biz şimdi küre üzerinde böyle bir vektör alanı alıp küre hesaplamaya kalksak orada iş biraz karışır. Çünkü kürenin koordinat fonksiyonlarını bilmemiz gerekiyor. Fakat burada her şey belli. R3'e göre yapacağız. O zaman yazıyorum. X, eşittir. Toplam I1'den 3'e. Çünkü 3 boyutlu benim uzayım. Ee, X, I çarpı DF bölü DX, I oluyor. Bunu biraz açalım. Ne olacak? X1 çarpı F'in X'e göre türevi. X2 çarpı F'in Y'ye göre türevi. X3 çarpı F'in Z'ye göre türevi. O zaman ben F'in X'e göre türevini önce bulmam gerekiyor. Bulalım. F'in X'e göre türevi. F nerede? Orada. Bakın X'e göre türev alıyorum. 2 artı Y çarpı E üzeri Y artı Z'ye geldi. Peki F'in Y'ye göre türevi. Bu ne oldu arkadaşlar? F'in y'ye göre türevi. Burada mecbur çarpım türevi uygulayacağım. 2x artı z çarpı e üzeri y artı z artı e üzeri e y artı z oluyor. Çünkü üstün türevi 1 çarpı 2x artı yz. Bu da y'ye göre türev. Peki f'in z'ye göre türevine bakalım. O da yine aynısı olacak. 2x artı y çarpı e üzeri y artı z artı e üzeri y artı z çarpı 2x artı y z oldu. Üçünü de bulduk. O zaman x f şöyle oldu arkadaşlar. x f eşittir. x1. x1 dediğimiz burada bakın vektör alanına dönersek x1 zaten yok. 0. O gitti. x2 ne? x kare y artı z. Yazalım. x kare y yanlış yazdık değil mi? x kare artı z çarpı ne yapacağım? Şunu yazacağım bakın. Şunu yazacağım. Uzun olduğu için yazmıyorum. df bölü dy artı sonra x z'yi alacağım. x z çarpı df bölü dz olacak. Bunları yerlerine yazacağız. Düzenleyeceğiz. En son türevi bulmuş olacağız. O zaman sonuç olarak tekrar o formülü hatırlayalım. Çünkü bu bizim için çok kullanışlı bir ifade olacak. F'nin x yönünde türevi aslında i birden n'e x i çarpı d f bölü d x i de diyebiliriz. Eğer r n'de ise şöyle yapalım. R n'de diyelim buraya. R n'de böyle. Okey. R n'de de bunu yazabiliriz. Hocam niye r n diye yazdık? Çünkü r n yerine sıradan bir manifold seçersek yani normal başka bir manifold r dışında o zaman u i yazmam gerekiyor. Bu bizim bildiğimiz bir şey olduğu için bunu e, görmek çok daha kolay. Evet arkadaşlar böylece diferansiyel geometri açısından oldukça önemli bir kavram olan bir fonksiyonun bir vektör alanının yöndeki türevini e, detaylarıyla incelemeye çalıştık. Tanımını verdik. Bunu çok sıkça kullanacağız ilerleyen aşamalarda karşımıza çıkacak. O yüzden bu önemliydi. E, bunlara biraz dikkat ederim biraz bu konuyu iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Bu videoyu da burada bırakalım.